Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü Cuma namazından çıktıktan sonra basın mensubu arkadaşlarımıza yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin aslında İsrail'le önüne boyuna bir sorun olmadığını, ilişkilerini iyileştirmeye çalıştığını, özellikle İsrail'in başındaki bazı isimler nedeniyle ilişkilerin gelişmesinde zorluk yaşandığını vurguladı. Ama devamında da çok doğal olarak Türkiye'nin pozisyonunu da aktarmayı tercih etti. O da İsrail'in şu anda sürdürmekte olduğu Filistin politikasının Türkiye açısından bir nevi kırmızı çizgi olduğunu ve bu politikanın devam etmesi halinde Türkiye-İsrail ilişkilerinin çok da kolay düzelmeyeceğinin işaretlerini verdi. Ama bu gelişmeleri yakından izleyen birçok insan açısından çok da sürpriz olmayan bir açıklamaydı. Çünkü Cumhurbaşkanı özellikle Biden'ın seçilmesinden sonra ve Trump'ın gidişinin hemen hemen kesinleşmesinden sonra yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden tanzim etme amaçlı bazı çıkışlar yapmış idi ve Türkiye şu anda Katsa ambargosuyla karşılaşmış olmasına rağmen Amerikan Kongresi ve Beyaz Saray tarafından nefesini tutan, olayı yüksek kriz noktasına tırmandırmayan, aksine sanki yaptırım yokmuş gibi davranarak Biden'ın seçim sonrasında yemin törenini yapmasını bekleyen bir görüntü çiziyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki Türkiye'ye dönük yaptırımlar Amerikan Kongresi'nde hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çok yüksek oy farklarıyla geçtiği için Amerikan başkanları bunları bir kereye mahsus, yani bu yaptırımları bir kereye mahsus veto etseler bile tekrar önümüze gelecek ve büyük bir olasılıkla Biden'da bu yaptırımları uygulayan başkanlardan biri olacak. Yani nefesi tutmak ne kadar doğrudur? Bence pek de doğru değildir. Ben her zaman kaosu yükseltmekten ve kaosu belli bir noktaya getirdikten sonra sakin bir güç olarak pazarlığa oturmaktan yana bir beyin kimyasına sahibim. Uygulayan uygular, uygulamayan uygulamaz. Sonuçlar zaten giderek netleşiyor. Ve nitekim İsrail'le de ilişkilerin perde arkasında Hakan Fidan üzerinden backdoor diplomasi dediğimiz arka oda diplomasileri çerçevesinde yürüdüğünü de biliyorduk. Ve esasında Türk medyası tarafından aktarılmayan ama İsrail medyası tarafından aktarılan bir bilgiye göre de SETA'nın yetkili araştırmacılarından yazar 40 yaşındaki Ufuk Ulutaş'ın muhtemel bir İsrail Büyükelçiliğine atamasının planlandığını da yine İsrail medyasından öğrendik. İsrail medyası nedense Ufuk Ulutaş'la ilgili bütün bu haberleri verirken ikide bir dönüp İsrail'e en net karşı çıkan isimlerden biri olarak ilan ediyor ve sanki Ufuk Ulutaş'ın Tel Aviv Büyükelçiliğine atanması halinde gereken ransemanın alınamayacağına dönük özellikle Jerusalem Post'ta bir görüntü verilmeye çalışılıyor. Bunlar benim yorumum ama işler yolunda da gidebilir İsrail'e. Bilemem. Ben İsrail'le işlerin yolunda gitmesi halinde zil takıp oynayacaklar grubundan olmadığımı şimdiden söyleyeyim çünkü anlatacağım. Şimdi Erdoğan'ın bu çıkışı, yani İsrail'le ilişkilerimiz düzelebilir ama tepesindeki adam iyi değil falan yolundaki çıkışı acaba stratejik bir tercih mi yoksa taktik bir tercih mi, bunu zaman gösterecek. Tabii bu stratejik tercihin yürürlüğe girmesi sürecinde de sanıyorum Cumhurbaşkanı AK Parti ve MHP tabanlarına muhtemel bir U dönüşünün neden yaşanabileceğini veya yaşandığını da enine boyuna anlatmak zorunda kalacaklar. Ama ben işin öbür tarafındayım ve özellikle Siyonist medya yayın kuruluşlarında yer alan haberlerden
edindiğim izlenimleri sizlere aktarmak istiyorum. Bu Erdoğan'ın Cuma günkü çıkışı İsrail medyasında bugüne kadar Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınmış Seth Fritzman gibi isimlerin de yer aldığı yorumlarda iki yönlü değerlendirildi. Birincisi, biliyorsunuz İsrail 2 yıl içinde 4. defa erken seçime gidiyor ve Netanyahu'yu yok etme yönünde çok ciddi manevralar dönüyor ülkede. Uzun uzun anlatmak istemiyorum, vaktinizi almak istemiyorum. Yeni isimler ortaya çıkıyor falan. Bütün dert Netanyahu'dan kurtulmak İsrail iç siyasetinde. Halbuki son dönemde özellikle Trump döneminde Jared Kushner'le beraber ve de Amerika'nın Kudüs diyeceğim artık, Kudüs Büyükelçisi Friedman'la beraber olağanüstü başarılı manevralar gerçekleştirmiş bir başbakandan söz ediyoruz. Neyse, geçelim. Yorumlarda Erdoğan bu açıklamasıyla İsrail seçmenine karşımıza daha yumuşak, daha kabul edilebilir bir adam, yani Netanyahu'nun dışında Benny Gantz gibi veya diğerleri gibi yeni bir isim çıkarırsanız biz Netanyahu ile kesmiş olduğumuz Türkiye-İsrail ilişkilerini yeniden başlatabiliriz mesajı veriyor diye bir yorum geldi. İkinci yorum ise İsrail'den yine. Erdoğan Yunan-İsrail Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri zaten her şeye eklemlenen bir şey ama Erdoğan dediler diyorlar. Yunanistan-İsrail ittifakından Doğu Akdeniz'de rahatsız. İsrail'e yumuşama işaretleri vererek bu ittifakın kemikleşmesini, daha kalıcı hale gelmesini önlemeye çalışıyor. Şimdi bütün bu yorumlar, bu iki yorum da esasında İsraillilerin bir bakış açısı. Ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye güvenmiyorlar. Yani Türkiye'nin birdenbire ya biz sizinle ilişkileri düzgün hale getirmek istiyoruz yönündeki açıklamalarını çok da inandırıcı bulmuyorlar. Çünkü yorumlarda hep tekrarlanan birkaç şey var. Bu tekrarlanan şeyler zaten Türkiye ile İsrail'in arasında ilişkilerin düzelemeyeceğinin de işareti. Bir, adamlar tutturmuşlar. Niye hala Hamas İstanbul'da korunup kollanıyor? Arkadaş, sen PKK'yı koruyup kolluyorsan birileri de, ki Hamas terör örgütü de değil. Yani Hamas sonuç itibariyle 2007 yılında Gazze'de yapılan seçimleri kazanmış meşru bir siyasi partiydi. Siz onu terörist ilan ettiniz. Tamam, ettiniz. Gazze'ye 2008 yılında saldırdınız. Katliam yaptınız 2008 yılında Gazze'de. Bu Türk-İsrail ilişkilerinin bitmesi anlamına geldi. Nitekim 2009 Ocak ayında Shimon Peres'in karşısına çıkan Erdoğan da One Minute'den sonra ne dedi? Siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz dedi. Yani olaylar böyle gelişti. Şimdi hala Hamas'tan Türkiye'nin elini ayağını çekmesini istiyorlar. Bu bir. İki, bütün yorumlarda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı müdahaleleri gayrimeşru ilan ediyorlar ve Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü o bölgelerdeki Afrin ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki bütün harekatları da Kürtlere karşı yapılmış etnik temizlik olarak değerlendiriyorlar. Şimdi böyle bir ülkeyle, böyle bir beyin kimyasıyla Türkiye masaya oturacak da ne yapacak? Neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız? Hiçbir şey konuşamayız. Zaten ben Erdoğan'ın Cuma günkü çıkışını açık ve net söylüyorum, zamanlama açısından hatalı buldum. Çünkü 4 tane Arap ülkesi, Jared Kushner, Siyonist Jared Kushner'in, Mike Pompeo'nun ve Trump'ın desteğinde, Fas, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri falan, bunlar kalktılar ve İsrail'e normalleşme sürecini başlattılar. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le ortak savunma sanayi falan kuruyor yani. Öyle bir normalleşme süreci. İsrail'in kendini tarihinde en güçlü hissettiği bir anda bizim el uzatmamız doğru değil. Yani zaten o eli sıkmayacaklar. Onu biliyoruz. Yani o çok net. Çünkü
İsrail'in kafasındaki Türkiye ile bugün Erdoğanlı veya Erdoğansız Türkiye. Yani çünkü hepimiz faniyiz sonuç itibariyle. Bugün varız, yarın yokuz. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin bugün almış olduğu şehri sevmiyorlar. Ve bakın 2018'de yazmışım. Greg Roman diye bir Siyonist var. Middle East Forum biliyorsunuz İsrail'in Orta Doğu'daki politikalarını sergileyen bir numaralı Siyonist diye adlandırdığımız Daniel Pipes tarafından 1990'da kurulmuş bir kuruluş. Greg Roman bir açıklama yaptı ve şöyle dedi o zamanlar E24 kanalına Greg Roman, Middle East Forum yetkilisi olarak. Bakın dediklerini buradan söylüyorum. 2018 yılında söylenen laflar bunlar. Türkiye'de Kürt Partisi HDP'nin hapiste tutulan başkanı Demirtaş var. Bence Trump Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt liderleri Beyaz Saray'da ağırlamalı. Hatta daha fazlasını yaparak Erdoğan'ın 2016 Temmuz ayında darbenin arkasında olmakla suçladığı Gülen ile birebir Beyaz Saray'da görüşmeli. Trump ABD'nin Türkiye politikasında geç kaldı ama nihayet doğru davranmaya başladı. Trump'ın yaptıklarıyla gurur duyuyorum diyor. Çünkü niye? O sırada 2018'de bize ilk yaptırımlar ve ekonomimizi perişan etme operasyonları başlamış. Devam ediyor. 2018 için söylüyorum. Artık Netanyahu'nun Kudüs'te Suudi yetkililerle bir dizi toplantı yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Bütün bunlar İsrail'in en büyük düşmanları İran ve Türkiye'nin oluşturduğu vahşi ormanın bağlamında yaşanıyor. Bakın en büyük düşman iki tane. İsrail için İran bugünkü tehdittir. Türkiye ise yarının tehdididir. Bu gelişmeden çıkaracağımız iki yönlü bir sonuç vardır. Birincisi İsrail stratejik olarak şu anda çok iyi bir yerdedir. Buna karşılık ikinci olarak yarın şekillenecek tehditlere karşı uyanık olmak, yalnız İran tehdidine takılıp kalmamak zorundayız diyor. Yani Türkiye'yi esas olarak hedefe oturtmamız lazım diyor. Şimdi bizim Cumhurbaşkanı taktik olduğuna inandığım bir çıkışta böyle bir beyin kimyasıyla ilişkileri düzeltmekten. Bakın. Siz ne yaparsanız yapın, elinizi isterseniz değil kolunuzu kaptırın, hızarın ortasına yatın, bunlar sizinle hiçbir zaman anlaşmayacaklar. Çünkü bunlar Türkiye'yi yükselen bir güç olarak, Türkiye'yi yarının yüksek tehdidi olarak görüyorlar. Zaten 1982 Odet-Yinon planında Türkiye tıpkı İran gibi ve diğer büyük Arap devletleri gibi parçalanması gereken bir devlet olarak belirlenmişti. Şimdi o yüzden lafı uzatmayacağım. Bu işten bir şey çıkmaz. Yani İsrail'le oturacağız, konuşacağız. Oturun konuşun. Belli bir anlaşma da yapabilirsiniz hiç. Yani umurumda da olmaz. Ama ben özellikle İlham Aliyev'in bu konuda arabuluculuğa kalkışmış olmasını, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede ben arabuluculuk yapabilirim İsrail-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi yönünde dediğini, Erdoğan'ın da bir dene bakalım neymiş dertleri diye cevap verdiğini. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile geçen hafta bir telefon görüşmesi yaparak Türkiye-İsrail ilişkilerini nasıl düzeltiriz'in bir genel menkıbesini oluşturmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ama İlham Aliyev'in esas telaşının şu olduğunu da biliyoruz. Washington'daki Yahudi lobisi ve İsrail, Türkiye-Azerbaycan stratejik ittifakından rahatsız. Ve sürekli Bakü'ye şu baskıyı yapıyor, sen bu Türkiye'den özellikle Erdoğan'dan hafif hafif sıyrıl. Bu baskı altında, kendisi söylemiyor. Onun da çıkış noktası, ya ben en iyisi Erdoğan'la İsrail'in ilişkilerini iyi kötü bir yere getireyim, ben de bu baskıdan kurtulayım. Özellikle Washington'da, Amerikan Kongresi'nde giderek Yahudi lobisinin Ermeni ve Rum lobisiyle beraber benim üzerime gelmesi riskinden
kurtulayım diye bir telaşı olabilir. Ben hak veriyorum. Çok büyük güçler. Azerbaycan'ın gücü Türkiye kadar yüksek değil. Eğer çok büyük baskı görürse sonuçta Rusya'ya yakın bir politikaya yönelir diye bakarız. Ama anladığım kadarıyla Azerbaycan'ın bu kadar meseleyi çözmeye çalışmasının temelinde ben Türkiye ile beraber olmak istiyorum. Ama küresel bir lobi, özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye-Azerbaycan stratejik ittifakının ortasına bir bıçak gibi girmeye çalışıyor. Ben bunu neresinden kurtarabilirimin telaşını yaşıyor Aliyev. Ve anladığım kadarıyla tabii biraz da Türkiye'ye bunları aktarıyor. Erdoğan'ın son açıklamalarda biraz da böyle görmekte yarar var. Çok yönlü bir işle karşılaştık. Çok yönlü. Bir yandan bizi tehdit ediyorlar, bir yandan da Bakü'deki kardeşlerimizi tehdit ediyorlar. Açık ve net, dik duran kazanır. Çok acele edip eli uzattığınız an kolu kurtaramazsınız. Onlar uzlaşmayı teslimiyet olarak gören bir beyin kimyasıyla karşınıza çıkarlar. Ben uyarayım. Onlar başkası başka ne yaparlarsa yapsınlar. Sonuç itibariyle bu devleti ben yönetmiyorum.